Tasma yaptık. Bak Vilma yazıyor. Şey numara falan da yazıyor mu? Tabii. Sabıkalı bir arkadaş olduğu için kendisi. Böyle hapishanelere giren anarşist bir insanlar ruhu var. Etiketledik hemen. Bütün anarşistlere yapıldığı gibi. Fişledik abi çocuğu. Geçen şey gördüm. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde bir seminer yapılmış. Semineri yapan komiserimiz, saygıdeğer komiserimiz şey demiş. Seminerde şöyle bir şey de bulunmuş. Teröristler hakkında, teröristleri nasıl tanırız gibi bir sempozyum. Ve maddelerden biri sunum devam ederken anlatıyor da işte doğaya karşı doğa bilinci olan insanlar, doğayı diren geliyor. Hayvanları sevenler falan terörist olmayı yaskındır diye. Evet, bunu görmüştüm. Direni kabul ediyorum. Kaçıncı sekmede açılacak acaba? Aman Allah'ım. Ya. İrem. Giren bahçenin benim, sol yanım benim. Erma ayını falan mı orası? Yani arkadaşlar bağlantımız biraz kötü galiba. Hoş geldin Diren, toplantıdan geldin aramıza. Çok yoğun bir programın olduğunu biliyorum. Hazır ol ya. Ya evet, evet. Sonra. Dün akşam evet. İlk defa dışarı yani 5 Ecevi falan sanırım. Ve çok fazla yürüdük. Yani böyle sabah kalktık bugün. Beşiktaş'tan Kuru Çeşme'ye falan doğru yürüdük. Sonra seni sevdiğim bir rotta. Evet evet, ben oraları seviyorum bayağı, Kuru Çeşme'yi. Sahil kapalı olduğu için yukarılara çıkalım dedik. Güzel bir manzara bulduk böyle, tamam mı? Bir tane gece kondunun şeyi ama duvarı böyle. Oraya oturduk böyle sahibinden izin alıp. Sonra kiraları falan böyle şey yapmaya başladık, kafamızda tartmaya başladık. Bu, yani inanılmaz güzel bir manzarası olan bir gece kondudan bahsediyoruz ama, tamam mı? Ve ben böyle hani en az 4000-5000 falan biçiyorum eve. Sonra kadın bir anda yanımıza geldi. Yani hiç konudan alakasız olarak, bizi duyduğunu da sanmıyorum. Dedi ki Haziran'da burası boşalacak, hani haberiniz olsun ev bakıyorsanız falan dedi. Ben de kirayı sordum, ne kadar dedim. 800 dedi abi. Hadi ya. Gerçekten. Nerede? Kuruçeşme'de mi? Evet, Kuruçeşme'de. Ya hani direkt böyle köprü ve deniz manzarası var. Bu Galatasaray adasının direkt karşısında böyle, aynı paralelinde kalıyor. Denize böyle 30 saniye, 1 dakika falan yürüme mesafesi. Çok tatlı bir gündü böyle. Aynen böyle tatlı şeyler oldu. Bir tane kilise gördük, açıktı. İçine girdik, mum yaktık falan. Böyle bir korona yokmuş gibi bir gün geçirdik. Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi deniz malumun, hani benim de bildiğim kadarıyla zaten sürekli böyle sahibinden .com'dan ev bakan falan bir tip. Yani bir artık bunu bir amaç edinmiş durumda falan. Ve buna rağmen sizin böyle işte kaçıncı günde hatırlamıyorum ama oldukça fazla bir günden sonra dışarı çıkmanla birlikte böyle bir ev bulmanız. Buna ne diyorsunuz siz, bilmiyorum. Mistizm kokan şeylerinizde böyle tevafuk mu, tesadüf mü, nedir bu bilmiyorum ama mesela bu konuyla ilgili hazırsan bizim programımızda şeref vermiş bulunmakla birlikte bunu aydınlatabilirsin. Mesela insanlar hep şey diyorlar, bana da yakın zamanda şöyle şeyler geliyor. İşte mesela dün Esra geldi bize. Zen'le Venüs'ü kardeşleri birleştirdik falan.
Esra da mesela şey dedi. Tam şurada bir park yeri bulsam diyorum. Bir bakıyorum adam çıkıyor ve hani bir arabayla çıkıyor oradan ve hemen oraya park ediyorum. İşte tam şu olsa diyorum tak bir şey oluyor falan. Bu nedir peki abi? Bunun hani modern bilim dışında, yani bilim dışı bir olgu olarak düşünürsek bu neye yani bence bugün Deniz'le yani bu tesadüfleri yaşamamız şey olabilir, böyle 65 gün boyunca evde meditasyon yapıp bir anda dışarı çıkınca onun patlamasını yaşamış olabilir. ama hani sonraki söylediklerin, işte bir şey istiyorum hani taksi, araba geliyor falan ya da bir şey istiyorum onu görüyorum vesaire, buna eş zamanlılık deniliyor. Jung'un teorisiyle. Yani tam açıklanabilen bir şey de değil. Ama üzerinden birçok farklı kuramı destekleyen açılımlar yapılabildi. Eş zamanlılık, yani bilmiyorum hani tabii spiritüel olarak bakılabilir kesinlikle. Ama Jung tam olarak spiritüel bir insan değildi aynı zamanda. Jung tam ortada biri. Çalışan bir spiritualisti belki de yani. Evet, tam ortada biri çünkü. Ne öyle ne böyle, evet. Gibi. Hani. Aynen. Ve bu sonuçta hani bütün insanlığın, yani benim başıma geliyor, senin başına geliyor. Yani bütün insanlığın başına geliyor muhtemelen böyle şeyler. Hani dejavü, işte eş zamanlılık gibi kavramlar. Bunlar sonuçta şu an bugün modern bilim belki buna, hani Jung'un felsefesi dışında belki bir açılım yaratamıyor ama böyle bir şey var. Ve günlük hayatta çok fazla bununla karşılaşabiliyoruz. Bu çok ilginç bir konu aslında. Yani sadece olumlamayla, sadece onu göndermekle, o enerjiyi ya da o fikri evrene sunmakla onun meyvesini alabiliyorsun. Mesela sen para büyüsü yapıp sonra bir şekilde bundan kârlı çıktığını falan söylemiştin. Yani ikisi çok farklı şeyler. Birisi enerjiyi manipüle etmek, birisi eş zamanlılık. Hani eş zamanlılık daha kontrolsüz gelişen bir şey. Yani evet. Doğru. Bu arada Alp mikrofonu çok cool duruyor. Yeni bıyığında senin porno starı gibi göstermiş. Porno starıdan çok pornocu gibi düşündüm ben. Pornocu mu? Evet. Evet, yani şey böyle porno yapımcısı falan. Starı değil, pardon. Yapımcı olmuşsun. Ömer sen de yaşlanmışsın ya, böyle şey gibisin. Ne denir ona ya? Dur bakayım. Nesin sen şu an? Bu saçlarımla bir alakası var mı acaba bunun? Olmayan saç. Evet, saçlarınla alakalı. Yani sanki böyle eskiden büyük bir gece kulübü zincirin varmış da sonra hepsini satıp yaşlanıp saçlarda bir tane yazlı kalmış gibi gözüküyor. Şey, eski foçadan yeni foçaya giderken öyle biriyle karşılaşmıştık, onun gibi mi? Hani polis çevirmişti ve polis adamları aranıyorlarmış, götürmüştü. Evet abi, o çok ilginç bir hikayeydi. Yani otostop çekip sonra böyle jandarmalar durdurup hani biz lan çantamızda bir şeyler var, umarım yakalanmayız falan derken birden otostop çektiğimiz adamların jandarmayla birlikte gitmesi ve bizim yolda böyle dımdızlak tabiri caizse. Yolda hani hiçbir yerdeyiz. Gerçekten ne? Kaç? 4 saat falan yürümüştük galiba o gece. Gece ışık. Susuzluktan, evet. Yani bir tane portakalımız vardı. Ölmemek için portakal yemiştik. 4'e bölmüştük bir tane portakalı falan. Evet. Çok komikti o sahne. Bir ara şeyi hatırlıyorum. Bir ara bir polis geldi. Biz sizi Suriyeli sandık deyip geri gitti. Hani bizi götürseniz falan dedik, ya onu yapamayız sınırlarımız dışında falan deyip geri dönmüşlerdi. Ben de şeyi hatırlıyorum. Toprağın makyaj ve gereksiz kıyafetlerle dolu
kilolarca çantasını toprak artık ben gelemiyorum beni feda edin falan derken 50 metre gerimizden hadi o zaman biz yardım edelim sana deyip onun sırt çantasını taşıdığım ve hala hissettiğim bir bel ağrısının şeyinde kaldığım zamanlar. Her şey toprak makyaj yapabilsin diyeydi. Falan. Şeyi hatırlıyorum. Orada iki tane adam vardı. Yani kaldığımız bizi böyle besleyen, büyüten bir günlüğüne. Bu çiftlikte iki tane adam vardı. Sen birisiyle bayağı bir muhabbet kurmuştun Ömer ve şey demiştin. Bu adamda geleceğimi görüyorum falan demiştin böyle. Onu hatırlıyorum. Sakallı olan. Evet. Evet, onunla... Orası da şey gibiydi, bir vaha gibiydi çölde. Çünkü çok evet. Uzun süre hiçbir şey olmayan, ışık bile olmayan gece yolda yürüdükten sonra adam böyle hiç kimsenin gitmeyeceği bir yere bir kamping kurmuş. Ve gerçekten de kimse yoktu orada. Hatta adam bizi şey, ya görür görmez şey demişti, cinleri görmek için mi geldiniz demişti. Sonra anlamamıştık falan, kasabaya öyle... bir turizm varmış hatırladınız mı? O, hemen, o kampingin yani, tam karşısında bir... Aha, yakında bir... Yani, bir tane cin turizmi varmış orada yani mesela. İnsanlar bunun için geliyormuş meğerse. Ama ben de ilk gördüğüm zaman öyle bir hava, öyle bir atmosferi yok muydu o şeyin? Gerçekten orası vardı. Yani. Uzaktan bakınca. Aynen. Evet. Ve o adamla ben hala Facebook'tan arkadaşım bu arada. Gerçekten mi? Oha. Evet, hala birbirimizi beğeniyoruz falan. Hala gönül bağımız kopmadı yani. Ben oradaki köpekleri hatırlıyorum nedense. Çünkü Facebook, ben de arkadaşım ve Facebook'ta sürekli köpekleriyle fotoğraf paylaşıyor. Ondan olabilir mi? Evet, olabilir. Unutturmuyor yani o günleri. Bayağı köpeklerden yani şu an mesela bir köpek sahibi olarak... O günleri şey yaptığım zaman hani ki ta ki yakın zamanda bir köpek ısırmasına da maruz kaldım ama o günlerde nedense mesela... Biz bu arada o köpekler sayesinde o adam bizi bu gördü. Çünkü köpekler havlıyordu biz orada yürüdüğümüzü hissettiği için yola biraz uzak bir yerdi. Köpekler neye havlıyor diye bakarken bizi buldu adam. Evet. Mesela şeyi düşünelim. Hani o adam bizi bulmasaydı ne olurdu? Mesela ben bir kilometreden daha fazla taşıyamazdım toprağın çantasını. Toprağı feda mı ederdik acaba? Hani orada yeter artık senin sokayım makyajına falan deyip hani çantasını orada bırakıp ne olurdu yani? Ya da bir kenara geçip... Yani şöyle olurdu, yol kenarına çadır kurardık. Birisi uyumazdı ve nöbetleşe olarak otostop falan çekerdik yani. Ya da geçen arabalardan yardım isteyip su dilenirdik falan. Öyle bir şey olurdu herhalde. Ölmezdik muhtemelen de. Şeyi gördüm sanırım. Alp bizi paylaşmış bu. Kate Claw ablamız Likya yolunda kaybolmuş, susuz kalmış. Ve evet. Ve bir dünya para cezası falan gibi olaylar. Aynen. Evet. Kadın sağlam kadın ama ya vallahi hani tek Likya yolunu değil birçok farklı antik yolu işaretlemiş olan insan yani Türkiye'de. Yani. Peki o zaman şöyle daha genel bir şey yapalım. Nasıl gidiyor bu? Nasıl değerlendiriyorsun bu geçen zamanları? Senin için eminim faydalı bir dönemdi. Beslendin gibi hissediyorum. Nedense. Gerçi birçok kursun falan iptal oldu belki. Bir boşluğa düştün. Bir kafa karışıklığı, bir kendini alakalı bir takım sorgular ve çıkmazlar oldu belki. Aynen. Ama hala karşımızdasın ve o gözlerinle bize evet. Evet. Çok tatlısın. Kaç numara bu arada gözlüklerin? Hep merak ettim bunu. Hiç soramadın. Sordun yahu. Yahu mu? Sordun ama.
Diren, o kuru çeşmedeki evi çıkacak mısın o evi? Çok güzel bir ev ya. İnanılmaz iyi bir manzara. Bilmiyorum. Çıkar mıyım bilmiyorum. Bu video yayınlanacak mı bir yerde? Yayınlamayı planlıyoruz. O yüzden diyorum. Elini çalış. Şu an itibariyle kayıtlı. Demiyor. Sorun değil. Kimse izlemediği için. Tamam. Yani şöyle koronadaki sürecime dair şunları söyleyebilirim. Telefon numaram 0539-303-3372. Evde çok azdım. Yakışıklı erkekler beyler bu videoyu izledikten sonra beni arayabilirler. Umarım o zaman korona bitmiş olur ama. Yani gerçi yer yok burada ama yeri olanlar arasın lütfen. Zaten bu koronada birçok insanın problemi sanırım. Yani korona bittikten sonra çeşitli orjiler falan görebilecek miyiz? Yani evet, şey... İlginç bir konu ya. Gerçekten ne olacak şimdi? Bütün insanlığın bir seks hayatında hani ciddi bir dönem diyebiliriz buna. Yani aynı zamanda çok... ilginç bir dönem. Mesela herkes maske ve böyle eldiven falan takıyor ya, bir süre sonra yani eğer uzarsa bu, mesela parmaklarımız böyle seksi bir objeye dönüşebilirler. Bir mahremiyet falan olabilir ellerde böyle. Mesela el fetişizme artabilir falan. mesela önümüzdeki yıllarda çekilecek olan filmlerde eğer korona devam ederse seks sahnelerinde insanlar elbiselerini çıkarmak yerine yavaşça maskelerini falan indirecekler böyle. Sanıyorum. Eldivenlerini nazikçe çıkaracaklar falan. Pornhub bununla ilgili bir porno çekmiş diye bir haber görmüştüm. Hı hı. Korona bağışıklı, böyle gayet korunaklı, dezenfekteli bir porno. Şimdi tabii şey de, yani biz Alp'le bu konuda biraz, şimdi seninle program yaparken Alp'le bizim tuzumuz kuru diye iğrenç bir hani şey gelirsem noktaya, hani en azından güvenebiliyoruz partnerimize. Ama şimdi mesela seninle milyonlarca insan için bundan sonra karşı taraftaki insana güvenle alakalı bir durum ya da hijyenle alakalı en azından bir şey olabilir mi? Yani sence? Şöyle, bilmiyorum. Bu konuda çok değişen bir şey yok. Bir sürü zaten seksüel hastalık vardı. Yani... Ama seksüel hastalığın da ötesinde bir şey ya bu belki de. Hani, ama bence AIDS... Daha fazla. Psikolojik bir hastalık, hani artık hijyenik bir insan dönemi başladı sanki. Ama mesela yani, Diren, hijyen çok önemli bir oldu bence. AIDS zamanları hakkında şeyleri hiç araştırdın mı? Çünkü bu konuda AIDS bence daha çünkü direkt cinsel bir hastalık ve mesela özellikle İlk çıktığı dönemlerde de çok konuşuyordum sanırım. Eşcinsellikle de çok bağlantı kurulduğu falan söylendi. O dönemde de insanların muhtemelen davranışlarında öyle bir paranoya olmuştur. Yani hiç araştırdın mı mesela onları? Yani şöyle, eşcinsellikle değil. Yani evet, bu çok fazla dillendirilen bir şey ama aslında doğrusu bu değil. Yani bu bir provokasyon aracı yapıldı. Yani heteroseksüellerde de aynı oranda görülebiliyor. Bazı bölgelerde heteroseksüellerinkinde daha fazla olabiliyor. Hani gayler arasında yoğunlukta oldu. Evet, hani sanırım ölçüldü. Bilmiyorum bu bir tesadüf mü değil mi ama şey önemli. Şunu bilmek önemli. Yani bunun patlak verdiği alanlarda özellikle ki 80'lerden bahsediyoruz. Evsizlik oranı çok fazla olan yerlerde patlak verdi bu 80'lerde. Ve evsizliğin olduğu bölgelerde evden atılanların çok büyük bir çoğunluğu eşcinseldi. Zaten bu yüzden evden atılıyorlardı. Amerika'da hala, yani bu yıldan bahsediyorum, bu veri bu döneme ait, %60'ı evsizlerin eşcinsel olduğu için evsiz. Her neyse, yani sokakta kalan insanların yapabileceği tek şey seks işçiliği oluyordu o dönemde. Hala muhtemelen öyle.
Ve korunmaya dair bugüne kadar, yani bugün bildiklerimiz o dönemde ve o yıllarda bilinemiyordu. Çok da gerek yoktu. Hani HIV'den önce korunma en fazla hamileliği önlemek için kullanılan bir şeydi herhalde. Yani seks işçiliği vesilesiyle aslında eşcinseller arasında daha artmış olabilir HIV. Değil mi? Bir konuya bakarken ben biraz bağlıyorum. Evet, böyle şey bakman gerekiyor. Çünkü şu anda kafadan atmak çok kolay bir şey. Daha yoğun görünüyor. Demek ki şöyle şeyler oluyor. Tanrı onları cezalandırıyor falan gibi. Şu an yani tamamen iş bulamadıkları için aslında, hani seks işçiliği de bir meslek tabii ki de, gayet hani geçerli ve gerçek bir meslek. Orospuluk en yani, eski meslek. İlk mesleklerden biri var. Yani aynen öyle. Ve bunu isteyerek yapanlar var tabii ki. Bununla hiçbir şey demiyorum. Ama yani gerçekten başka bir iş bulamadıkları için yapanlar da var. Yani bu dönemin sağlık kuruluşları da gerçekten hani seks işçiliği yapılan yerlere gidip de bu insanları bilinçli bir yardım yapmıyorlardı zaten. Ya mesela şu an yapılıyor bu. Kerhanelere, genel evlere kondom falan veriliyor yani. devlet yapıyor bunu. Kendi eliyle. Peki kayyum atamaları nasıl oluyor bu devletin? Hani kayyum atıyorlar ya genel evlere. Bu konuda bir bilgin var mı? Yani genel evler şu an devlet destekli bir şey mi? Ya devletin bilgisinde olan bir yapı ama hani seks işçiliği gayet pezevenksiz, devletsiz, hiyerarşisiz yapılabilen bir şey. Kadınların ya da herhangi bir cinsiyetten ya da yönelimden bireylerin korunmasına gerek yok. Hani bu insanların korunması gerektiğine dair fikri sunan şey zaten o eril iktidar ve toksik maskülenite. Ya pezevenklik de bir hiyerarşi yapısı oluşturuyor ya aslında, ben ona biraz karşıyım. Öyle. ama sana birçok konuda katılıyorum ama hiyerarşi konusunda tamam, bilinç olarak hiyerarşiye karşı olabiliriz ama biraz insan doğasında yok mu? İnsan olan her yerde baktığın zaman, primatlarda da genelde bir hiyerarşi görüyorsun. Çünkü doğası gereği herkes başka şeylerde daha iyi olduğu için o bir topluluk oluşturma, toplum şeyi doğal bir hiyerarşide doğuramıyor mu? Yani ben bunu hiyerarşi olarak bakmıyorum. Doğada hiyerarşi yok. Doğada sadece doğal bir döngü var. Hani güçlü güçsüz kavramını biz uydurduk. Bir aslanın bir celandan güçlü olduğunu alfa kavramı diye bir durum var ya, hani mesela bir şempanze ya da bir kurt şeyine baktığın zaman, örneğine baktığın zaman bir alfa kavramı var, bir hiyerarşi var gibi sanki içlerinde. Yani şey, farklı görevler var diyebiliriz ama bizim yani insan doğasıyla başka bir hayvanın, insan olmayan bir hayvanın doğasını ne kadar objektif inceleyebiliriz bilmiyorum. Hani dediğimiz, keşfedeceğimiz ya da sunacağımız her şeyle insan doğasının üretiminden geleceği ve başka bir çare olmayacağı için buna yönelik sürekli bir hani... İnsan başka bir doğayla yaşayamayacağı için dilden kaynaklı oluşacak çeşitli empati eksiklikleri olacaktır bence. Hani çünkü hayvanların dili var, evet var ama çok farklı bir dil. Kelimeleri kullanmıyorlar, başka bir şey kullanmıyorlar. Bu edindikleri kendi içlerindeki, kendi sürülerindeki ya da yaşantılarındaki farklı oluşlara... ya da görevlere hiyerarşi derler miydi bilmiyorum. Yani bu biraz da onlara kalan bir şey sanki. Yani hani insanlar için de olsa da çok kötü bir şey değil. Yani şu anlamda çok kötü bir şey değil. Bilmiyorum, mesela sekste objeleştirmek veya hiyerarşi statülerini kullanmak.
bir oyun aslında ve birçok insan için gayet eğlenceli olabilecek bir oyun. Ama şeyde başlıyor sorun. Yani bunun gerçek olmadığını algılayabilmek ve bütün ya edindiğim bütün roller aslında hayattaki tüm rolleri mesleğinden tut da yönelimine ya da isminden tut da davranışlarına kadar bütün rollerinde bir akışkanlık gerekiyor bence her insana. Bu akışkanlığı edinebildiğin zaman gerçekten olmak istediğin şeyin o kimliğin ya da o kişinin gerçek olup olmadığını inanabilirsin ancak. Bazı insanlar sadece kendilerine dışarıdan bakamıyorlar ya da bu akışkanlıktan yoksunlar. O yüzden hiyerarşi içerisinde çeşitli görevlere ya da statülere çakılı kalıyorlar ya da rollere. Bu bir sorun. Ama onun dışında yani dile gelebilecek her şey oyun oynamak içerisinde açık. Ben çok konuştum ya, siz konuşun. Çok evet, keyifli. Diren bizim program için biraz fazla bilimsel ve şey gibi ama her neyse yani. Bize şey böyle hep yani bir şey açıklayacaksam 5 yaşındaki birine açıklıyormuş gibi açıklarsın. Evet. Güzel. Muhteşem bir şey. Biz mesela ikimiz arasında konuştuğumuz zaman sanki her şey, herkes her şeyi biliyormuş gibi konuşuyoruz. ve bu belki karşı taraf için iyi bir şey değil. Çünkü hani bizim sonuçta dil diye bir şey var değil mi? Aktarmamız gerekiyor karşı tarafa. Doğru. Şey ki bilmeyenler de ondan faydalansın. Diren o konuda muhteşem bir hitabet gerçekten. Yani katılıyorum Diren'e. Katılmamakta elde değil. Çünkü anlattığı birçok şeyden sonra konudan gitgide uzaklaşıyorsun ve teslim oluyorsun. Teşekkür ederim. bu nasıl bir demagoloji, nasıl bir hitabet bilemiyorum Diren. Çok güzel. Biliyorum. Evet. Bu arada var gücünle hala devam ediyorsun sanırım. En son kuşlara fısıldayan adam olarak seni tanıdık. Başka fısıldamak istediğin bir otorite ya da... Ne o kuşlara fısıldaması? Ben bilmiyorum onu. En son çatıya çıkmıştı ve kuş dilinde... ben onu kaçırdım ya. Ben onu izleyemedim. Sen de ne sek rakı mı içiyorsun? Tekrarı falan var mı Diren onun? Yani Instagram'a küçük bir dakikasını falan ekledim. Oradan girip bakabilirsin. 15 dakika. Şeyi hatırlıyorum ben. Bir Olimpos'ta değil. Antalya'da bir kurbağayla konuştuğun daha intim bir videoyu görmüştüm abi. Kurbağalarla da konuşuyorum. Benim mesela yani seninle alakalı bir unutamadığım bir anı var. Sana teşekkür ederim. Her şeyden önce bu anıyı anlatmadan önce. yine Likya yolunda yürürken yavru kaplumbağalar görmüştüm. Art memeni ağaç. Hayır. Teşekkür ederim. Alp'i göremiyorum. Memesini görmek istiyorum. Şu an Diren var sadece şeyinde. Alp belki konuşursan... Ben gördüm. Hem mememi açıp hem konuşmam mı gerekiyor? Evet, şu an gördüm. Konuştuğum anda seni gösteriyor çünkü kamera. Tamam. Yeter o kadar. Evet, sen devam et. Neyse. Konuşan insan memesini açsın abi. Ben açmayayım ya. Neyse, tamam. Hani... Senin liposuction değil o. Ne şey devam ediyor mu Ömer? Liposuction değil. Ne o? Kıl aldırma? Epilasyon. liposuction yağ aldırmak. Yağ aldırma, evet. Evet. Epilasyon devam etmiyor. Pes ettim çünkü. Ömer memeni aç. Götümü açarım. Sansür yemeyelim sonra.
Açtı gerçekten. Açtı ama göremedik. Açamadım çünkü çok sıkı bağlamışım. Her neyse. Şeyi hatırlıyorum. Likya yolunda yürürken yavru kaplumbağalar görmüştük. Böyle. Ve ben yavru kaplumbağalardan birini alıp bizimle yolda devam etmesi için ısrar etmiştim. Çünkü büyülenmiştim o an. Sonra Diren bana kızmıştı. Çok öfkeliydi o an. Bırak! İşte ne dediğini tam hatırlamıyorum ama hani onun o söylediği ve o kızgınlığı o kadar tesir etti ki ben de derhal bıraktım. Hatta ısrar da etmiştim ama hiçbir şekilde çok öfkeliydi falan. Ve derhal yavru kaplumbağalardan birini tekrar o kardeşleriyle birlikte bıraktım. Ve yolumuza devam ettik. O an onun farkında değildim. Daha sonra kedi, köpek sahiplendim. Hani o duygularımı bastırsın diye. Ama gel gör ki işte hala kaplumbağa sahiplenmek istiyorum falan ama o anki şey gerçekten o anki tepkin için sana teşekkür ediyorum. Çünkü o an o ne derler bilemiyorum ama o insanın hani o şey duygusuna yenik düştüm. O an sahiplenme hani nefis mi arzu mu artık neyse onun bir parçası olma duygusuna. Halbuki onun bir ailesi vardı ve muhtemelen o dünyada çok mutluydu. Bunu sana hiç söyleyememiştim. Buradan söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Yavru kaplumbağaları kurtardığın için benim zulmümden. Yani şey tam hatırlamıyorum o sahneyi ama bu muhtemelen evet kızabileceğim bir durum. Yani hani o bir canlı sonuçta, kimsenin oyuncağı değil. Ve yani güzel bulduğumuz her şeyi yani almak ama, istiyoruz ya böyle. Ama aslında biz bunu yapıyoruz şey, evet. Bu bize bir şekilde... Bu yanlış bir şey değil. Hani öncelikle onu söyleyebilirim. İnsan alma arzusuyla yaratılmış olan bir canlı. Biz her şeyi almak istiyoruz. Ve bu yanlış bir şey değil. Bu doğamızın bir parçası. Ama bu yaşamda öğrenmemiz gereken tek şey, en büyük şey, tek şey değil ama en büyük şey, alma arzumuzu ıslah edebilmek her konuda. O zaman semavi dinlerin haklı olduğu bir konu var burada. Yaratılış hikayesi ilk olarak elmayı almakla başlıyor ya. O... Tabii ki. Yani verdiğim bilgi aslında kabalistik bir bilgiydi. Buradan semavi dinlere yaklaşımı tabii ki de kurmakta çok haklısın. Yani ki Havva da çok haksız değildi bence ya. Elmayı almakla. Havva mı aldı ilk önce? Bu da yani hani buradaki cezalandırma da alma arzusunu ıslah etmekle alakalı bir tema oluşturuyor gibi sanki bu açıdan bakınca ama yani bu mit üzerinden kurulabilecek bir sürü farklı hikaye var. Bir sürü farklı farkındalık çıkartılabilir buradan. Yani öyle evet. İlgi ağacı hani. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz bu programı yaparken şu an konumuz aslında sinemaydı Diren. Sinema hakkında her şeyi konuştuk. Biz şöyle söyleyeyim Diren sana. Biz yaklaşık 2 saattir konuşuyoruz. Daha sinemaya gelemedik. sinemayla ilgili hiçbir şey konuşmadığımızı söyleyebilirim sana. Ve bunu bir en azından senin bir sanat yönetmenliği zannediyorum. Bir eğitimin var. Sanat yönetmenliği. Sinemaya bir girişin. Sinema üzerine böyle söyleyeceğin bir şeyler olabilir mi? Mesela sinemayı nasıl değerlendiriyorsun? Ben açıkçası senin sinematografini sevmiyorum. Bunu söyleyeyim sana burada. Yüzüne karşı. Bak burada bu çok iyi. Ne münasebet. Bir dakika ben buraya bayıldım. Ne münasebet. Ben buraya bayıldım. Böyle konuşalım bundan sonra. Her şeyi söyleyebilirim şu an yani. Senin şunu sevmiyorum. Ay sen ben nefret ediyorum falan diyebilirim. Hani nasıl olsa şey o an hani bir yanlışlık oldu falan deyip de hani
yüzüne karşı söylemiyorum ya. Ama Diren'in gerçekten sinema konusunda çok şeyi var. Sinemaya sadece bir eğlence amacı olarak bakan insanlardan bir tanesi gibi Diren. Hani kafasını boşaltmak için. Sanat sepet boş işler bunlar arkadaşlar. Ya bunu kesinlikle sen söyleyemezsin. Hani, yani şey, sinema konusunda çok eksiğim var. Hani belli bir estetik algım var. Birçok branş içerisinde kullanabileceğim bir estetik algı bu sadece. Bir kere resim ve heykel üzerine zaten hani bizden en azından bir adım öndesin ve zaten okulunu okuyorsun falan hani. Yani evet hani aynen resim özellikle hani kadraj açısından sinemayı yorumlamama daha olanak tanıyor ama şey değil hani belli bir estetik algısı var sadece. Onun üzerinden neyin iyi neyin kötü olup olmadığını böyle biraz kestirebiliyorum ya da herhangi bir fotoğraf ya da video çekeceksem yine o şeyi kullanıyorum nereden bildiğimi bilmediğimi o estetik algısı. Ama çok şey hani üzerinde böyle çalışılmamış, şekillendirilmemiş yani sinema alanında sadece bu bahsettiğim şey. Bu estetik algı dediğim şey yani sinemaya gelince yine böyle bir parça görülebilir. Çektiğim videolarda, fotoğraflarda ya da yorumladığım filmlerde ama yani çok böyle şey hala ilkel kalıyor şey sinema. Mesela sinemayı tam olarak nasıl şey yapıyorsun? Hayatında hani sonuçta hepimizin hani bir yerin. Mesela az önce sen yayınımıza bağlanmadan önce bir takım şeyler konuştuk. Mesela Alp ilk defa sinemayla karşılaşması 2000 yılında Bir Böceğin Yaşamı adlı bir animasyonla oldu. Benim de Yüzüklerin Efendisi adlı bir filmle cereyan etti. Ve hani bilirsin çok klişe bir hikayedir. İşte Lumière kardeşler ilk defa işte Trenin Garaja Girişi adlı filmini yaptıkları zaman işte insanlar sinema salonundan kaçışarak uzaklaşmışlar. İşte tren çarpacak zannedip falan salonu boşaltmışlar. Ve böyle çok o dönemin insanları için çok böyle acayip bir olay olarak tarihe kazınmış bir durum. Bugün biz televizyon çağının çocuklarıyız. Hepimiz bir şekilde ister istemez bunlarla büyüdük. Ve bugün hayatımızda ciddi bir yeri var bizim fark edemediğimiz belki. Diğer bütün sanatların hani yani her sanat belli bir dönemin değil mi? Rönesans'ta mesela resim ve heykel baş göstermişti. Ondan önce ozanlar vardı, şiirler vardı. Bütün belki dini metinlerin, ilahi hikayelerin, mit hani şiirlerle ya da daha eskisinde hikayelerle sözlü bir şekilde aktarıldığı bir dönem vardı. Ve bugün sinemayla bir şekilde insanlar hani hatta mesela ilk yapılan filmlerden biri de Meyles'in bilim kurgu filmi, Ay'a Yolculuk diye bir filmi var. Ve hani daha önce tasavvur bile edilemeyen, belki Jules Verne hani bir 50-60 yıl öncesinden bunları yazmıştı, Ay'a Yolculuğu falan ama sinemayla aktarılınca insanlar bir farklı bir duygu içine kapıldılar. Ve bugün de hala bunun tesiri sürmeye devam ediyor. O Méliès'le ilgili bir şey biliyorum ben bu arada. Çok acayip bir hikaye. Şimdi Méliès'e kadar hiç kimse sinemada kesme kavramını, cut şeyini kullanmıyor. Hep tiyatro gibi kamerayı geniş bir açıya koyuyorlar ve orada tiyatro oynanıyor. O sahne bitti mi işte başka bir yerse tiyatroda perde kapanıp şey değişir ya dekor. Onun gibi başka dekorlu başka bir yere geçip bunun gibi yapmışlar filmleri. Sonra Méliès aslında sihirbaz bu adam. Asıl mesleği illüzyonistlik. Şey yapmış. Kurgu yaparken şunu fark etmiş bir keresinde.
kendisi kameranın karşısında oynuyor. Sonra çıkıyor. O ha yok pardon. Kayıt kesiliyor yanlışlıkla bir anda. Sonra o kadrajdan çıkınca tekrar kayda giriyor kamera. Bir anda kayboluyormuş gibi oluyor. Oha diyor, bu sihirbazlık. Hani bir anda kaybedebiliyorum kendimi. Düşünsene o zamana kadar, ki çok da fazla değil, birkaç bir sene sinema ilk ortaya çıktıktan sonra kimse kesmeyi düşünmemişken adam bu rastlantı sonucu şey yapıyor. Buluyor bunu. Buluyor evet. Bunu ve kesmeyi kullanıyor. Aya yolculuğu da o sayede çekebiliyor. Orada da kesebildiği, kestiği sahneler var ya o aya gelen. Yani sinema var oluyor ve mesela ilk filmlerden biri bir bilim kurgu filmi. Aya yolculuk. İşte ayın gözüne bir uzay aracı yerleşiyor falan. Mesela senin hayatında mesela ilk izlediğin film nedir an? Sinemada. Şeyi hatırlıyorum. Benim hafızam bayağı iyidir ve çok gerilere gidebilirim. 2 yaşındayken annem beni bir otel vardı, Sheraton Otel hala var da oranın bir sinema salonu vardı sanırım eskiden. Ve çok fazla sinemada yoktu zaten. Hani bir tanesi oradaydı o sırada, o yıllarda. Oraya götürmüştü ve böyle büyük ekranda şey oynuyordu, Pokemon'un bir tane bölümü oynuyordu. Pokemon'un ikinci bölümü falan olabilir yani. Hatırlamıyorum. Yani ekranda sadece... Hatırlıyorum. Sonra da annem beni çıkarmıştı dışarıya. Neden peki dışarı çıkardın? Ağladığım için abi. Pokemon izlerken ağladın mı ilk yaşında? Çok uzağmıştım, ağlamıştım. Vay. Nasıl bir tesirdi bu senin için? Yani bir yani Lumière'lerin trenin garaja girişi. Yani şey beni korkutmuştu. Ya bir şey... ...larda görmek... Hiç görmediğim bir boyutlardaki bir canlıyı görmek diyeyim yani. Beni korkutmuştu. Evet. Anlayabiliyorum bu duyguyu. Bir, meşhur bir hikaye var. Alp, anlatmak ister misin tekrar direne o hikayeyi? Amazon yerlilerine olan. Direne galiba konuşmuştuk zaten, hatırlayabilir. Bu 1950'lerdeydi sanırım. Bir grup bilim insanı yeni modern dünyayla hiçbir bağı olmayan bir kabile buluyorlar ormanın içinde yaşayan. Bunlarla tanışmak için yanlarına gidecekler. Şöyle bir plan yapıyorlar. Gitmeden önce uçakla üstlerinden geçelim. Fotoğraflarımızı atalım onlara ki bizi tanısınlar. Önce görsünler fotoğraflarımızı. Sonra yanlarına gidelim diye. Hatırlıyor musun bunu diren böyle bir şeyi? Hatırlamıyorum. Neyse ha, fotoğrafları atıyorlar. Bu kabile de fotoğraflarla karşılaşınca muhtemelen hayatlarında ilk kez böyle iki boyutlu bir kendilerine benzeyen bir insan tasviri gördükleri için. Arkasına bakıyorlar bomboş falan. Hani bir resmin arkasında hiçbir şey yok. İki boyutlu. Yani o ormanda düşün kendini. Amazon ormanında. Daha önce iki boyutlu hiçbir şey yok. Karşılaşabildiğin. Ve bu bilim insanlarının niyeti tamamen bizi tanıyıp geldiğimizde bizi aa siz o fotoğraflardakisiniz diye karşılar gibi bir düşünceyken bunlar şeytana atfediyorlar bu gördükleri iki boyutlu şeyi ve karşılaşmaya geldiğinde o bilim insanları mızraklarla öldürüyorlar. Of. Bu gerçek mi? Gerçek bir hikaye evet. Oha. Çok enteresan. Geçen yıllarda da yani çok yeni Hindistan'da hala ilkel bir kabilenin yaşadığı bir ada var. Sentinel Adası. Aynen. Salağın birisi yani Hristiyan. Bir misyoner salak. Evet. Misyonerlik yapmaya çalışıyor adaya. İncil götürmeye çalışıyor falan. Öldürüyorlar tabii. Yani bu arada... 2019-2018 ne zamandı bu olay? Hala mı yani?
Bu adayla ilgili de şöyle bir şey biliyorum. Bir TRT'de böyle Pepe falan gibi bir animasyon şeyini yapan bir adamla tanışmıştım. Ve hı hı. O adam işte Hindistan'da bu Sentinel Adası'nın hala ateşi bulamayan bir kabile bu adadaki insanlar. Ve bu adanın yakınındaki bir ada. O ada korunuyor bu arada. Dış dünyaya Hindistan devleti tarafından dış dünya ile teması konusunda bir koruma var. Ama o adanın çok yakın, işte bilmem kaç mil yakınında bir ada var. Hatta böyle çok uzaktan falan hani şey yapılabiliyor, helikopter görülebiliyor. Bu ada turizme açılmış şu an. O adada elektrik falan yok ama bu adam Hindistan'a gittiğinde oraya da bir şekilde ulaşmış. Ve gittiğinde asit yediğini söyledi orada. Ve çok enteresan dedi. Oradaki hala o ilkel ruhun şeyiyle temas kurabildim gibi bir söylevi oldu. Bir konuşmamız oldu. Çok ilginç bu da. Yani düşünebiliyor musun Diren? Hiç, daha bırak elektriği, ateşin bile bulunamadığı bir ortamdaki insan, bak yani bu konu şey, bu konu çok mu yani? Mesela Diren bu enerji, öyle bir enerji hissetmiş adam diyorsun ya, bizler mesela genelde böyle bir takviye alınca o kadar yoğun hissediyoruz ama Diren herhangi bir takviye almadan da bir ortamın enerjisini çok yoğun hissedebiliyor gibi geliyor bana. Yani bu bence İyi mi kötü mü konuşmamız gerekiyor. Yani bazen direnin... Ben istemezdim şey, öyle bir ben, şey. Ben de istemezdim abi. Yani uzak dursun benden aman Allah'ım. Yani, sonra bu hep iyi olacak diye bir şey yok sonuçta, anladın mı? Günlük hayatta eğer dediğin gibi diren böyle şeyleri hissedebiliyorsa, ki ben de bazen inanıyorum buna, oldukça iyi olduğu şeyler dışında oldukça kötü de bir deneyim olsa gerek. Yani bir şeyi tam anlamıyla hissedebilmek. Mesela İrem de, kız arkadaşım da böyle hisler konusunda benden çok daha şey iyidir. Ve bazen korkuyorum gerçekten. Yani bu kadar hissiyatlı olmaktan. Çünkü bir şekilde ezan mı okunuyor? Burada ezan okunuyor. Evet, bir şekilde hani adapte olmuş canlılarız şu anki varoluşa, şu anki modern hayata. Ve bu kadar hissiyat bir yerde, özellikle böyle bir ortamda, hani kaotik ve şehrin göbeğinde falan, çok tehlikeli de olabilir. Yani insanı çok yıpratabilir gibi geliyor. Yani şey, bunu dengelemek önemli. Çok insan için böyle bir açıklık yorucu olabilir. Yani benim de bundan yorulduğum zamanlar oldu ama yani şununla alakalı, hani gelen şeyi yargılamamayı öğrenince aslında olay çözülüyor. Yani tek ortamın değil, birçok şeyin enerjisini algılayabilirsin. Yani bunu herkesin yapabildiği bir şey bu arada. Hani insanlar bunu yapıyor zaten. Bilseler de bilmeseler de yapıyorlar. Evet, bunu sadece an, genellikle bilmeden yapıyorlar. Şu an şey gibi oldu. Sen açıklayınca, ben hani direkt topu sana attım ya, Diren böyle hissediyor diye. Şimdi sen açıklayınca, yo aslında ben de öyleyim gibi hissettim. Evet, evet, herkes öyle. Herkes bunu yapıyor. Bu çok doğal bir şey. Yani doğaüstü dediğimiz hiçbir şey yok zaten. Bir şey var olabiliyorsa bu doğanın bir parçasıdır. Bunu herkes yapıyor. Sadece yani bilmeden yapıyorlar. İnsanlar bildiklerini bilmeliler aslında. Hani olay orada çözülüyor. Bir şeyi ya algı dediğimiz olay çok geniş bir olay ve biz daha algıladığımız şeyi algılayamıyoruz ya da neyi algılayıp neyi algılamadığımızı algılayamıyoruz. Orada bir açıklık kazanınca aslında sanırım neyin his olduğunu ya da neyin düşünce ya da yargı olduğunu anlayabiliyorsun. Ondan sonra bu hassasiyet geliyor ama aynen orada da bir yorucu evre başlıyor. Orada da insan şeyi öğreniyor işte.
Yani bir insanın yüzüne baktığında onun 6 yaşında ya da yani 6 yaşında yaşadığı bir cinsel travmayı ya da ne bileyim 30 yaşında yaşadığı bir aldatılmanın izlerini görebiliyorsun çok açık bir şekilde. Ya da kime ne kötülük yaptığını ya da ne bileyim kendisini nasıl yargıladığını görüyorsun aslında. Ve hani orada şeyi anlamak gerekiyor. Orada gelen düşünce ya da orada gelen his ya da algı bu formda ve bu bilgiyle geliyor ama o sana ait değil. Bunu algılayamayan insanlar orada direkt yargılamaya başlıyorlar. Bu açıklık varsa birisinde ve bu bilgi geliyorsa ama bunu ayırt edemiyorsa genellikle o insana dair çeşitli şeyler projekte etmeye başlıyorlar. Herkesten nefret etme durumları falan açığa çıkıyor mesela. Ya da çok ağır bir izolasyon ya da depresyon. Ama olay yargılamamakta. Yani çünkü zaten görülebilecek olanlar, yani sınırlamıyorum ama kişilerin travmalarını görebilirsin. Kişilerin şifa talep ettikleri yerleri görebilirsin. Ya da kişilerin kendilerini yargıladıkları yerleri görebilirsin ki bu en çok olanı. Birisi hakkında mesela kötü bir düşünceniz varsa, birisine bir orospu diyorsanız mesela bu kız orospu ya da ne bileyim bu adam işte çok kötü birisi falan. Bu muhtemelen o insan kendisi hakkında böyle düşündüğü için siz de bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Yani insanların kendilerine olan yargılarını biz aslında çekiyoruz. Bu açıklığı sanki. Enteresan gerçekten. İnsanların yargılarını çekiyoruz dedim. Değil mi? İşte ayırt etmek önemli. Onun nereden geldiğini, kaynağını saptamak önemli ki çoğu zaman hani bize ait değil. Sonra onu yapınca karmaşa bitiyor. Yani çok kolay. Ne zaman buluşuyoruz? Ben gerçekten söylediklerimi düşünüyorum şu an. bana bir dakika verin abi. Bir dakika verin lütfen. O zaman bir sessizce bir dakika duralım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Kendi kanaatimce gerçekten nedense bilmiyorum. Bu mesela bunu sen nasıl başarıyorsun onu da bilmiyorum. Mesela ben cinsellikten uzaklaştıkça böyle daha kendi içime yönelebiliyorum. Ya da yani bu tabii doğru bir şey değil, perspektif değil ama hani cinselliği şey yaptıkça, bir sabote ettikçe diyelim, kendimle bir yüzleşmeye girebiliyorum. Ama sen hem cinselliği bir şekilde koruyup hem de kendi o bağışık olduğun uhrevi dünyaya yakın olup şöyle bir biliyorsun vajina şeklinde bir şey çiziyorsun. Teşekkür ederim öncelikle bunu vajina olarak tanımladığın için. Hayır bu şey, bu Leonardo da Vinci'nin şifresinde var ya böyle bir şey. Evet. Oradan esinlendim. Hani şu penis, şu da vajina ya. O da zaten çok böyle dişil enerjiyi anlatan bir semboldür. Kadeh ve tanrıça arketipi. Neyse efendim. Yani bence cinsiyet ve cinsellik zaten kendi içinde spiritüel bir şey. Yani spiritüel olmak için bunun böyle önünün kesilmesine hiç gerek yok. Ve yani insan şeyi anlamalı bence. Hani... Nasıl gerek yok? Bütün o zaman ne bileyim Hint felsefesini falan çöpe atalım o zaman. Yani bütün saduları yakalım. Yani şöyle, Hint felsefesinde cinsel oruç tutmaya Brahmacharya denilir. Yoganın da bir prensibidir bu.
Brahmacarya'ya giren insanlar evet sevişmezler ya da cinsel herhangi bir aktivite ya da düşünce içinde bulunmazlar. Ama yani her şey yobazlaştırılabildiği gibi bu da Hindistan'da ki her yerde bir yobazlık var ve her dinin bir yobazlığı var. Bu da gayet yobaz yorumlanabilmeye çok açık olan bir teknik aslında ama dediğim gibi sadece bir teknik. Ve kişi tabii ki de gerektiği zaman sevişmeyi bırakmalı, bedeninin isteğini takip etmeli ve bedenin sevişmeyi istemediği zamanlar da var. Ya da bedenin, ya mesela kök çakra sorunudur bu. Bazen insanlar kök çakralarında çeşitli sorunlar yaşarlar ve sevişmemeleri gerekir. O dönemlerde uygulanabilen bir şey Brahmacharya. Ama yani daha yüksek bir realiteye odaklanmak için köklenmek de ve seks yapmak da bir teknik aslında. Yani mesela Tantra Yoga'nın çıkış noktası da budur. Tantra Yoga aslında seks yogası değildir bilindiği gibi. Tantra Yoga sadece kök çakrada başlar ve direkt yukarı doğru çıkar. Yani Tantra Yoga'yı uygulayan bir kişi gerçekten ilk yapması gereken şey bütünüyle bu dünyaya ve bu bedene ait olduğunu anlamasıdır. Ondan sonra yükseliş başlar, kök çakradan başlar ve üç çakralara doğru geçer enerji ve bilgi. Ama yani seksi bırakmak bir kere zaten bu yolun başlangıcını kesmek anlamına geliyor bir noktada Tantra Yoga'ya bakacaksak eğer. Ki seks dediğim şey Tantra Yoga için sadece çok küçük yani %1'lik bile olmayan bir uygulama biçimidir. Hepsi değil. Ya onun dışında evet hani insanların ne kadar insan varsa o kadar evren var ve yükselişin hiçbir şeyi yok, net bir doğrusu yok. Herkesin kendi doğrusu ve yolu olduğu için. Yani benim yolum öncelikle istediğim, hissettiğim tüm şehveti ve arzuyu alıp kabul etmekle ve bunun yanlış olmadığını anlamakla alakalı buradan geçiyor biraz. Öyle. Bu şey gibi geliyor bana. Bu senin imtihanın gibi geliyor. Türkiye'de doğmak. Hani Hollanda'da doğsaydın. Ne bileyim şu an çok başka bir yerde olabilirdin gibi geliyor bana. Hani Türkiye'desin, vegansın. Ne bileyim, eşcinselsin hani kelimenin tam şeyiyle, anlatımıyla. Ve bütün bu bana mesela sen bence gerçekten bu arada bir tane de program yapalım. Direni övme programı falan diye bir program abi, yapalım. Zaten şu an öyle geçiyor zaten. Şu an sen çünkü konuğumuzsun. Biz konuklarımızı gerçekten el üstünde tutuyoruz. Çünkü ben kendimi çok salak hissettim mesela direni aldığımızdan beri biraz konuştuktan sonra. Bana konuk denemiz hiç hoşuma gitmiyor bu arada. Bu programa el koyuyorum. Bu dakikada bu program benim programım arkadaşlar. Hayır bunu yaptın zaten. Sadece ben konuşacağım. Ağzımıza sıçtın. Gerçekten benim tam anlamıyla. Söyleyecek hiçbir şey yok. Bu zamandan beri misafir olduk ya. Demek öyle. Hayır bu şey bu ekran ağzı. Yani bizde takdir edersin ki bir şekilde bu yavaş yavaş bu dünyaya adım atmaya başlıyoruz. Biraz sonra arkadaşımız falan diyeceğiz sana. Ya, Diren ismini hiç kullanmayacağız. Evet. Ya da Diren Bey ya da... Ve şey yapacağız. Sadece işte Facebook sayfanın ders almak istiyorsanız şeyin reklamını yapıp göndereceğiz. Öyle üstünden geçiyor. Aynen. Hani şey gibi düşün. Çocukken beyaz şovu izlerdik falan ya. Hani böyle gelirler. Ne projelerimiz var? Şu falan derdi. Böyle bir iki şaka yaparlardı. Yollarlardı onları. Biz de... hani ne konserleriniz falan var. Hani biz de öyle. Ne, bu sefer ne performanslarınız var? Nerenizi açacaksınız bu sefer? Falan diye. Hani açılmadık yeriniz kalmadı artık. Daha nerenizi?
Yani ben programı el koyuyorum, konseptini de değiştiriyorum. Gelen herkes memesini açmak zorunda bu dakikadan sonra. Konuşmak istiyorsa birisi söz hakkı almak için memesini açmak zorunda. Kural bu. Ki meme açmak zorunda değilsiniz. Böyle ne olabilir? Mesela... Sen yine şanslısın. Hani mesela meme aç konusunda bak Alp hemen açtı mesela memesini, değil mi? Mesela... Evet. Bir ne bileyim hani kadın evet, olsaydı. Ben bir kadına dedim mi sapık oluyorum onu. Evet abi sen yine şanslısın yani. Gerçekten hani şey olarak arkadaşça yaklaşıp anladın mı? O bilmem kaçıncı gününün koronalardaki bilmem kaçıncı gününün hani şeyini yaşayabiliyorsun. O boşluğunu yaşayabiliyorsun. Ama Alp dese mesela şimdi bana memeni aç. Ben de açarım. O ayrı bir konu ama burada mesela biz bir konuk alsak mesela Banu Alkan'ı falan. Ne bileyim. Sen gitmiş miydin o konserine Banu Alkan'ın? Banu Alkan'ın konserine gitmedim. Ya şöyle bir şey var. Bence birisinden seks talep etmek, tanısan da tanımasan da, arkadaş olsan da olmasan da, bir geçmişin olsa da olmasa da hiç sıkıntı değil yani. Hani bunu üstelemek sapıklık yani bunu diretmek çok rahatsız edici ve tacize girebilir ama bunun talebi yani fiziksel bir müdahale olmadıkça istediğin her insana gidip ne bileyim bana memeni açabilmen mümkün mü acaba? Memeni görmek istiyorum ya da seninle sevişmek istiyorum falan denilebilir yani böyle şeyler çok sıkıntı değil ya bilmiyorum hani Tabii bunun bir yolu yordamı da var Diren. Hani modern bir... Evet, şimdi bana bir memeni açabilmem mümkün mü acaba cümlesi çok... yani şey... işte bu yol yordam dediğin olay devreye girince yüzyıllar boyunca heteronormatif... Ahlak giriyor devreye değil mi? Ya heteronormatif... realitenin ki dominant ve baskın olan dünyadaki dominant neden kıyafet giyiyoruz ki mesela? İletişim şablonları devreye giriyor ki bunlar çok sıkıcı ve zor. Yani bugüne kadar cis-seksist, cis-gender, heteroseksüel kadın ve erkekler birbirleriyle yani bir sürü teknik iletişim biçimi kurdular. Çok zor değil mi bu? Yani bir kadınla bir erkek... Bir dakika. Ben böyle konuşmak istemiyorum. Herkes tişörtünü bilmem neyini çıkarsın abi. Yani bu program mesela biraz ahlakı törpüleyebilmeli. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta hani bu ne abi kıyafetler? Keten giyiyoruz, kumaş giyiyoruz falan filan. Anladın mı? Ben ipek giyiyorum gerçi. O başka bir konu ama annem geldi ama. Ömer! Bir dakika Neriman abla, bir saniye, evet. Maydanoz olmadan olmaz, naber? Evet. Bir saniye, iyidir Neriman ablacığım, seni sormalı. Hürmetler. Siz neredesiniz? Ay, İyiyim Neriman abla, sen nasılsın? Bir dakika, 5 dakika önce gelmedin iyi ki. Ne yapıyordu ki? Ben bir şey yapmadım. Hepsi bunları yapıyor. Gerçekten hayatımda gördüğüm en ahlaksız, yani en terbiyesiz insanlar. Yani ben nasıl arkadaş olmuşum bilmiyorum. Görsen o kadar böyle nasıl anlatsam anlayın işte. Yani sen var ya, gerçekten ben Neriman abla kadar çocuklarını seven bir anne. Evet. Seviyorum. Ama yani işte ne yapayım? Vallahi yapacak bir şey yok. Bu cümlenin sonu şey gibi. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evet. Zaten öyle. Yani direkt. Ya çok eğleniyorum. Peki mesela satsan Diren'i satar mıydın? Ne kadara? Kaça? Ağırlınca altın isterdim. Altın mı? Altın mı? Hala altın mı? Altın mı seviyorsun yani? Evet, altın yok be hiç alakası yok. Gümüş yani hani o deyim yani. Ağırlınca gümüş demiyor kimse. Ağırlınca altın diyor. Ben de öyle dedim. Yani. Ne seviyorsun? Mesela sevdiğin bir
taş ya da bir şey var mı mesela? Altın, kuvars ya da... Zümrüt olabilir. Zümrüt? Sen de yok musun sen? Var ya. Zümrüt, sen onu boş ver. Saçlar nereye gitti? Kimler? Saçlar. Saç, kel olmuşsun. Ha, saçlar. Saçlar şey dedim ya, çok beni zaman kaybettiriyordu. Artık anladım. Dedim bir vurayım kafaya. Hazır berberler de kapalı hani, evet, ve sokağa da çıkmıyoruz. İkimiz ya, ikimiz iki naif bak böyle sustu bize bakıyorlar. İkimiz var ya, ikimiz çok fenayız ha. Senle ben böyle gerçekten kardeş olsak yani... O kadar olurdu gerçekten. İkimiz de geveze ve boş konuşuyoruz yani. Şaka yapıyorum. Direni atalım abi. Direni atalım. Evet. Programımızı Diren almışken şu an Neriman abla. Abi büyüğün büyüğü vardır. El öperim. Neriman abla artık bayramın kutlu olsun. Böyle öpüyoruz biliyorsun. Mesafe. Uzaktan nasılsın? Hayır, Neriman abla. Neriman abla. Nasılsın? Nasıl evet. Geçiyor günler? Yani şu an gördüğüm bu durum aslında korona bunalımı. İşte yani evde kalmak bana göre değil o kadar. İllaki dışarıda yapacak bir iş buluyordum ben. Böyle Çok çıkıyordum yani dışarı normalde. Yani bir bahane bulup bir yerlere gidiyordum. Şu an can sıkıntısı anlıyorum. Peki alıştım, sana bir soru soracağım. Eve alıştı ki çok da rahat. Asla pişman yani şey öyle sıkıldım ettim. Bir de daha dün birkaç gün iki gündür öyle sıkıldım diyordu. Alıştı beyefendi çünkü şöyle budayı gibi sürekli budayı diyorum boşuna sevmiyor musun? Bağdaş şekilde yaşıyor yemek yönüne geliyor. Yemek yönüne oluyor. İşte yani hatta çorap çıplaksa çoraplarını giydiriyorum ayağı. Yani öyle yaşıyor. Siz akıllısınız. Tabii ki buda rahiplerini seversin. Onlar işi çözmüşler diyorum. Oturun böyle. Sadece bekleyin. Bu da böyle. Bu rahiplerin adam akıllı bir iş bulması gerekiyor artık ya. Böyle bu tembellik. Ben gideyim. Yok gitme. Bir şey soracağım sana. Bizim programımızla da ilgili tabii biraz sabote ettik ama ilk sinemada izlediğim film ne Neriman abla? Söyle. İlk sinemada izlediğim film. Ben şimdi şöyle anlatayım. İlk olarak biz 77'de Çağlayan'dayken sinemaya gidecektik. Bak 5 yaşındaydım. Sonra birisi dedi ki gidenlere fiş veriyorlarmış. Ben de kendi kendime fiş, ay acaba ne diyorum elektrikle ilgili bir şey sandım. O gün gitmedim. Yani düşün 5 yaşında sinemaya gidecektim. Korktum fiş kelimesinden. Elektrikle ilgili bir şey sandım. Ondan sonra ilk olarak orta 2'de gittim. Neydi biliyor musun? Ferdi Tayfur'la Necla Nazır'ın bir filmiydi ama ismini unuttum. Ferdi Tayfur filmi. Arabesk evet. Mi? Bir bakalım. Ferdi Tayfur'la kimin? Sürü filmini izlemiştim. Falan filan. Yani ama çok fazla sinemaya giden biri değildim. Ne? 15 kere falan gitmişimdir. Neriman abla, hatırlayalım mı filmi? Şey, Ferdi Tayfur'la Necla Nazır'ın oynadığı Her Şeyim Sensin varmış. Bir Damla Ateş var. İnsan Sevince var. Ya, ismini hatırlamıyorum. Ha. Yakalanıyor, tamam. Böyle esir düşüyor bir yerlerde falan filan. Ha, Necla Nazır değildi o. Şimdi biliyor musun Ferdi Tayfur'la ya bir kadın var diye sunucu munucu Mehmet Ali Erbil'le çok çıkar. Çiğdem Tunç'un filmiydi pardon. Çiğdem Tunç. Hasret Sancısı. Oydu tamam. Hasret Sancısı. İlk izlediğim film. Lisede falan gidiyorduk. Yani öyle.
Peki ne hissettin o filmi izlediğinde? Tamam, ben gidiyorum, sizi bölmeyeyim. Aa, ondan sonra o ikiliydi. Eskiden sinemalar öyleydi. Sarıyer'de bir sinema vardı. Açık ama mıydı? Arkasında da Kemal Sunal'ın. He? Kapalı aynı mıydı, açık mıydı? Ne? Kapalı mıydı, açık mıydı film? Açık sinema mıydı? Yani şey miydi? Kapalı, öyle açık yaz sineması gibi, öyle değil. Ne hissettim derken, şöyle ilk kalktığımda şöyle bir başım döndü. 3 saat oturmuştuk ya iki film üst üste. Hani ne yani, bildiğim bir Türk filmi izler gibi çok böyle bir etkilenmedim. Ayaklarını yıkadım. Aa, gezmeye gittim. Ayakları silsin, dokunma. Zaten ne haber? 2 dakika yardım et. Lanet olsun Korona. Kız Demir, bak seninki geldi. Gel. Oğlum getir. Siz de yıkıyor musunuz Fatih Neyman abla? Ben sadece siliyorum canım. Her gün ıslak. Şey, küçük onun patileri biliyorsun. Siliyoruz, yetiyor. Neyse, tamam. Neyse hayatım. Biz alalım. Meşgul ettik bu çocukları. Alamadım. Tamam. Al İrem. Tamam, bir dakika. Zeni aldık. Neriman ablayı da atalım. Bu artık bir aile programı olmaktan çıksın. Tamam, sen bir dakika sus. Benim sana attığım o soruları hala cevaplamadım beyefendi. Önce onları bir cevaplarını bul bana at. Ondan bulamadın sonra, abi. Nasılsın bir tane? Bulsaydın, ben buldum onları. Bak düşün yani, düşün. Neriman abla, benden zeki olduğunu... Benim kafamda 40 zeki aynı anda dolaşır. Hiç benim kuyruğu birbirine değmez. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda... uzaktan evine gelip şeyle, maskeyle, dezenfekte şeylerimle, eldivenle falan gelip uzaktan elini öpeceğim. Tamam, olur. Bir gün gelin, tamam. Yine gidin ormana, demir gidin biraz. O köpüşlerle beraber oynasın oğlum. Tamam. Yalancı bayramın kutlu olsun. Ramazan. Boşver o. Bayram senin. Lanet olsun ya. İnsanlar, sen et yiyor musun Neriman abla? Hadi görüşürüz. Evet, et yiyor musun? Et yiyor musun sen? Yiyorum ama yani hani yemesem, hani deseler ki bütün dünya vejetaryen olacak, seve seve kabul ederim, desteklerim ama yiyorum yani. Nasıl ya? Bu nasıl bir mantık? Büyük bir çelişki. Bir şey söyleyeceğim, gideceğim ve sus bir dakika. Ben bir Alp'e açayım, nasılsın diyorum, çocuk bakıyor, cevap veriyor. Şimdi çok kesiliyor da Neriman abla, duymuyorum. İyiyim Neriman abla, sen nasılsın? İyiyim, bir tane seni iyi gördüm böyle yüzün gözün. İyiyim, çok iyiyim ya. Bodrum'da kaldığım için bu karantinada, Canan'la birlikteyiz. Evet. Evet. Çok kesiliyor. Neyse. Hadi. Öptüm hepinizi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Neriman abla. Yavrum yemeğini al. Demir'i alsan. Demir'i yavrum al, kaşı peynirini ye hadi. Bir aşk. Ha, doğru söylüyor. Hadi. Ay sen neden bu kadar net geliyorsun da diğerleri o kadar öyle gelmiyor? Şey, kurucu ben olduğum için olabilir. Bir de benim mikrofonum bayağı kaliteli. Vay. Bir şey diyeceğim size. Bu muhteşem şeyler oldu. Ben böyle tuhaf şeyleri genelde çok severim. Komik gelir yani. Ama biraz fazla tuhaf oldu her şey. Bayağı güzel ya. Bu arada gerçekten Neriman ablanın gönderdiği şeyleri hala çözemedim abi. Öyle evde kara kara düşünüyoruz yani. Ne ki o? Abi böyle tuhaf şeyler işte. İrem, var mı böyle Neriman ablanın yolladığı şeyler üzerine?
Abi garip Alo. Garip böyle matematiksel şeyler, hani sanki böyle Pisagor'la konuşuyormuş gibi böyle bir şey yolladı da ben zaten hani muhtemelen sayıları hani şey yapamıyorum. Alo. Sesiniz gelmiyor bana. Gelmiyor. Hala kısım. Ha geldi mi? Evet. Evet. Şu an okey. Bak Neriman ablanın yolladığı bir şeyi size göndereceğim. Bir saniye. Size Alp'le devam edin muhabbeti. Neriman ablanın yolladığı şeyler biliyor musun? Alp memeni aç. Ne o? Faksla falan mı göndermiş? Duruyor mu diyorlar. Komik oldu bayağı ya. Çok komik oldu. Bir şey diyeceğim. Neriman ablayı falan da yayınlayayım mı? Yayınla. Burada gibi oturuyor bütün gün. Ya ben bayağı overdose meditasyon yapıyorum. Kadın yemeğimi götürüyor ama getiriyor. Yine. Canım ne haber? İyidir. Sen ne yapıyorsun? Bugün dışarıdan yeni geldim. Seni gezdirdim şimdi. Ha, ben de bugün dışarıdaydım. Kuruçeşme'yi Denizli'ydim. Yürüdük bayağı bir. Bana çakmak çok atsana sonra bebek. İlk defa bugün çıktım böyle. En uzağa gittim Beşiktaş'a. Evet mesela Neriman ablanın yolladığı bir tane soruyu. Ben şu an kayıttaysanız ben burada... Kayıttayız ama sorun yok. Okuyayım seni. Tamam. Neriman ablanın bana sorduğu sorulardan birini mesela burada çözelim abi. Okay. Diyor ki 3 kişi para birleştirip bir radyo almaya gidiyorlar. Radyo 30 lira. Hepsi 10'ar lira koyup radyoyu alıp gidiyorlar. Fakat sonra tezgahtar radyonun indirime girdiğini ve 25 liraya düştüğünü hatırlatıyor. Ve çırağına 5 lira verip gidip para üstünü iade etmesini istiyor. Çırak 5 lirayı 3 kişiye bölüştüremeyeceğini düşünüp 2 lirayı cebine atıyor. Ve 3 lirayı 3 kişi arasında bölüştürüyor. Böylece radyocu yani radyoyu kişi başı 9'ar liraya almış oluyorlar. Şimdi 9 çarpı 3 27 lira. Çırak da cebine 2 lira attı. 27 artı 2 29 lira. Peki geri kalan 1 liraya ne oldu? Tekrar şey yapıyorum. Onar veriyorlar. 30 liralık bak. 30 liralık bir radyo. Geri kalan 1 lira ama şu an şeyin çırağın cebinde de değil. Bak 30 liralık bir radyo alıyorlar. Hepsi 10'ar lira veriyor. Fakat tezgahtar indirime girdiğini 25 lira olduğunu söylüyor. Sonra 5 lirayı geri veriyor. Ve 5 lirayı 3 kişiye bölüştürüyorlar. 2 lirayı cebine atıyor bu arada. Ve 3 lirayı 3 kişi arasında bölüştürüyor. Yani 25 lira tutmuş oluyor. Herkes 10 lira veriyor. 25 lira tutmuş oluyor. Ve sonra hepsini 3'er lirayı bölüştürüyor birer lira halinde. 2 lirayı da cebine atıyor. Geri kalan 1 liraya ne oldu abi? İşte birisi fazladan almış bir geliyor. Böyle soru mu olur lan? Şey oluyor bak. Muhtemelen. Bu radyoyu bilmiyorum ya çözemedim. Abi çözelim bunu ya. Bu kadar mı yani? Neriman abla çözdüm biz çözemiyor muyuz yani? Bu mu yani? 3 tane üniversite bırakmış falan. İnsan çözemiyor mu yani bunu? Bak 30 liraya bir radyo alıyorlar. Anladım da. Tamam herkes 10 lira veriyor. Sonra radyocu şey diyor ki 25 liraya düştü diyor. O 5 liradan... Dur. Bu sefer ben anlatayım. Canan'a da anlatayım. Onun matematiği biraz daha iyi. Bakalım o çözebilir. Şimdi Canan. 30 liraya bir radyo alıyor 3 kişi. 10'ar lira katık alıyorlar. 10'ar lira verip 30 lira radyoyu alıyorlar. Sonra geri dönüyorlar. Sonra radyoyu satan kişi çırağına diyor ki bu 25 liraya düştü bu arada bu radyo. Git bu 5 lirayı geri ver onlara diyor. Şimdi bu çırağı da 5 lirayı 3 kişiye bölüştüremeyeceği için 2 lirayı cebine atıyor. 3 lirayı da 1'er lira olarak onlara veriyor. Şimdi kişi başına 9 lira vermiş oluyorlar 1 lira geri geldiğinde bu 3 kişi. Yani 9 kere 3, 27 lira veriyorlar toplamda. Çırağın cebine de 2 lira gidiyor. Geri kalan 1 liraya ne oluyor?
Geri kalan bir lira. KDV falan mı gidiyor acaba? Ya olmasın ya, ne olur ya. Oradan da olmasın abi. KDV. Zaten enflasyon falan derken 1 lira zaten 10 kere gitti bence. Çok peşine bence. Ya, 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 gerek yok. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Dur İran. Diyor ki İran. 28'i 27 ama 2 lirayı çırak cebine attı. Hı. Ya oğlum bu kadın nasıl? Bu kadın dahi ya. Neyman mı? Bence derhal onu gerektiği konumda bir üniversitenin başına koymamızın vakti geldi bence. Ben soruyu da anlamadım aslında da. Yani tekrar ettikler. Yani çok basit. Şimdi bir radyo alıyorlar. 30 lira radyo. Tamam mı? 3 arkadaş. 3 arkadaş bir radyo alıyorlar. 30 lira. Hepsi 10'ar lira veriyor 3 arkadaşın. Sonra verdiler parayı. Sonra diyor ki adam indirime girdi diyor bu radyo. 30 lira değil 25 lira diyor artık. Sonra çırağına diyor ki git diyor o 5 lirayı diyor adamlara geri ver. Sonra çırağı da 5 lirayı 3'e bölemeyeceği için 2 lirasını cebine atıyor. Hepsine birer lira veriyor. Radyo 3 arkadaş alıyor değil mi? 3 arkadaş alıyor. Tamam. Sonra çırak da diyor ki 5 lira, hani 5 lira indirime girdi ya. Evet. 5 lirayı 3'e bölemeyeceği için diyor ki ben diyor 2 lirayı cebime atayım. Bunlara birer lira vereyim diyor. Yani bunlar atıyorum 9 lira verdi şey neyse kafam gitti. Bunlara birer lira geri veriyor. 2 lirayı da çırak cebine atıyor. Tamam. Sonra bakıyoruz abi ne yapıyor? 27 lira yapıyor toplam. Bu 27 lira vermiş oluyor çünkü kişi başı 9 lira vermiş oluyorlar 1 lirayı geri alınca. 2 lirayı da çırak cebine attı. 29 lira. Peki bu 1 lira nerede? Bir dakika abi bir şey söyleyeceğim. 3 bölümde denk gelmiş olmuyorlar ki 28 vermiş oluyorlar. Nasıl 28 vermiş oluyorlar? 25 TL radyo, 25, 26, 27, 28. 3 tane 1 TL bunlara geri verildi. Toplamda 28 TL vermiş oldu bunlar. Hayır bunlar 30 lira veriyorlar. Sonra 3 TL geri alıyor değil mi toplamda? Her biri 1 TL'yi geri alıyorlar. 9 lira yapıyor. Her biri 1 TL'yi geri vermiş evet. Her biri 9 TL vermiş oluyor. 9, 18, 27. Çırak da dibine 2 lira attı. 1 lira geride kaldı. O 1 lira nerede abi? Toplam 29 yapıyor. 30 yapmış şu an. Gerçekten bu kadın bir dahi falan olsa gerek. Bunu çözdüm. 29 TL veriyor tamam. Bir dakika şimdi şeyi düşünelim. Bir dakika matematik düşünelim önce. Matematik de yani. 3 bölüne gelmiş sayı mı? Kendisine ve 1'e bölüne gelmiş sayı. Tamam kendisine ve 1'e. Peki. What the fuck is going on? 3 farklı bir şey çıkması gerekiyor bence. Canan sen de çözemedin mi? Neyman çözdüm şunu. Abi 2 lirayı alıyor. Çırak tamam 2 lirayı alsın sorun yok. Geri verdi 9 lira değil mi? İlhan bir çözüm bulalım mı ya? Nasıl oluyor bu iş? Nasıl anlattın kızım hiçbir şey? Bak şimdi herkes 9 TL verdiği üzerinden. Bir TL kaldı 9 TL verdiği üzerinden saklayınca 27 verilmiş oluyor toplamda. Ya ben ama şöyle bakınca yani radyo indirimde 25 TL. Çırakta kalıyor. 3 lira, 3 lirası geri geliyor 5 liranın. Tamam. Sorun yok orada. Yani şimdi 25 lirayı koyunca 28 oluyor o zaman da. 28 ise 28 üçe bölünce 9.3 yapıyor. Yani bir de orada oluyor. Ha bir dakika tamam. Yani aslında kelime oyunu. İlhan dedi ki kelime oyunu dedi. Yani sonuç olarak geri kayboldu o para. Yani şeyde yok, kimse de yok. Onlar 9, 27 vermiş oluyor. Çırakta 2, 29 yapıyor. 30 da tamamlanamıyor hiçbir şekilde. Radyo işine mi başlasak ya? Abi, ne yapıyoruz biz? Ya ne anda gelip açıklayabilir mi bunu? Ya sen açıklasın abi. Bu ne ya? Saçmalık ne ya? Hayır abi bir dakika. 10 lira. 10, 10, 10, 9. Çırak aldı 2. Bunu da anlamadım ki bütün soruları bunu. Hayır şunu sorayım bak şu. Bu sorunun cevabını ver lütfen. Hayır şu an ver lütfen kayıt alıyorsun. Bak Neyman abicim kayıt alıyorsun. Şu an bu yayınlanacak yüzünden. Milyonlar senin için. Bak. Bak. 3 arkadaş yok kadar bak. Biliyorsan 3 arkadaş yok kadar bir radyo alıyorlar. 30 lira. Tamam lütfen sen dur. Bana anlatma. Ben de bu videoyu alıp vereceğim. Biz o zaman programı bitireyim abi. Sadece bu soru üzerine program yapıyordun.